Hoş geldiniz. Normalde bu video 2. Rönesans'ın 2. parti olacaktı ama 2 bölümü birden önceki videoda anlattığım için bu bölümün konusu Animatrix'in 4. bölümü olan Kid Story, çocuğun öyküsü. Kid Story'de bize Matrix'ten kurtarılan birinin hikayesi anlatılmaktadır. Biz Matrix'in 1. filminde Neo'nun hikayesini izlerken de onun Morpheus tarafından nasıl Matrix'ten çıkarıldığını izlemiştik. Kid Story ise zaman olarak 1. filmin sonuyla 2. filmin başı arasında bir zamana denk geliyor olmalı. Çünkü buradaki karakter de Neo ve Trinity tarafından kurtarılıyordu. Bölüm karakterimizin gördüğü bir rüya ile başlıyor. Kendisini yüksek bir yerden aşağı bıraktığını gördüğü bir rüya. Bu rüyayı gören çocuk, Matrix Reloaded'da Zion'da gördüğümüz o çocukla aynı kişi. Ünlü filozof Michael Karl Popper'ın ta kendisi. Popper'a göre her kuram yanlışlamaya tabi tutulmalıdır. Tüme varım ilkesinin geçersizliği nedeniyle kuramlar hiçbir zaman deneysel olarak doğrulanamaz ama yanlışlanabilir. Kid Story bölümünde ise Popper içinde yaşadığı dünyanın gerçek olmadığını düşünmekteydi. Gördüğü rüyayı o kadar gerçekçi detaylarla görür ki kuşların cıvıltısından havanın sesine kadar her detayın yer aldığı bu rüyadan uyandıktan sonra şu soruyu sorar. Neden rüyalarım uyanık halimden daha gerçek? Duyularım gerçek mi, nasıl anlarım? Ve Neo tarafından ona şu muhteşem cevap gelir. Gerçeklerinde biraz hayal, hayallerinde biraz gerçek var. Gerçeği bilmek istiyorsan her şeyi riske atmalısın diye de ekler. Bunun üzerine Popper, sen kimsin, yalnız mıyım diye sorar ama yanıt gelmez. Daha sonra Popper okula gider ve ders sırasında kafasını meşgul eden gerçeklik kavramları onun zihnini sürekli meşgul etmektedir. Deftere Neo, Trinity, beni buradan çıkartın yazar ve tam o sırada telefonu çalar. Matrix sisteminde ajanlar birçok kurum ve kuruluşla birlikte çalışmaktadır. Psikologlar, doktorlar, öğretmenler. Popper'ın öğretmeni de muhtemelen ajanlar için çalışan biriydi. Bu kişilerin görevi Matrix'i fark etme eğiliminde olan kişileri tespit edince derhal ajanlara bildirmektir. Popper telefonu ilk çalışından sonra kapatmasına rağmen telefon tekrar çalar ve öğretmeni durumu anlar. Telefondaki ses ona derhal oradan uzaklaşması gerektiğini söyler. Ajanlar gelir ve kovalamaca başlar. Sonunda kendini rüyalarında gördüğü yerde bulur. Okulun çatısındaki demir parmaklıklara tutunur bir şekilde. Ve sonunda her şeyi riske atar. Neo. I believe. I know it wasn't a dream. Ölmüş olması gerekirken gerçek dünyada gözlerini açar. Ve Matrix'ten kendi kendini çıkaran ilk kişi olur. Trinity bile bu olaydan oldukça etkilenir. It's unbelievable. I didn't think self-substantiation was possible. Apparently it is. Matrix'ten çıkabilmek ancak böyle uç durumlarda mümkün olabilir. Bunu önümüzdeki bölümlerimizden biri olacak olan World Record'da göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. I knew you'd save me. I didn't save you, kid. You saved yourself. I mean, you're the reason I'm here, Neo. I told you, kid. You found me. I didn't find you. I know, but you got me out. You saved me. You saved yourself.